Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün biyolojik saatimizin önemi konusunda küçük bir ders yapacağız. Zaman kısıtlı beslenmeden bahsetmek istiyorum. Aslında insanların çoğunluğunun bildiği ama hiçbir zaman uygulamadıkları birkaç kuraldan bahsedeceğiz. İnsan vücudu biyolojik saate göre çalışır ve bu saat gün ışığına göre ayarlanmıştır. Vücudumuz ne zaman uyanık ne zaman uykuda olduğumuzu gün ışığına göre karar verir. Uyanıklık ve uyku arasındaki dönemler yemek açısından çok önemlidir. Eğer uyku dönemlerinizde yemek yerseniz, bunu bozarsanız hem hastalarısınız hem de çabuk yaşlanırsınız. Bu kesindir. Ömrünüzü uzatmak için yapacağınız en iyi yöntem zamana göre yaşamak ve beslenmektir. Bütün araştırmalar göstermiştir ki kronik hastalıkların temelinde bu mekanizma yatmaktadır. Dolayısıyla bunu görmezden gelmemiz imkansız. Beslenmemizi de zamana göre ayarlamamız gerekiyor. İnsanlar gün ışığıyla beraber uyanırlar. Gün ışığı olmadan da uyanırlar. Bu kötü bir şey. Ve hemen haldır huzdur günün içerisine kapılıp giderler. Halbuki vücudumuz gün ışığını almadan önce çalışmaya başlar. Sizi uyanmadan yavaş yavaş güne hazırlar. Eğer akşam saatinde vücudumuz metabolizmasını düşürdüğü zaman diliminde yemek yersek, yani uyumamız gereken zamanda yemek yersek biyolojik saatimizi sabote ederiz. Bu çok önemli bir kuraldır. Herkes söyler ama kimse uygulamaz. Bizim bitkisel beslenmedeki ve damar tıkanıklığı ile mücadele etmede uygulayacağımız kurallardan bir tanesi de budur. Gün doğumu ve gün batımı arasında beslenmek ve bunu bozmamak. Eğer bozarsak bu bize kilo ve aynı zamanda kolesterol ve hastalıklar olarak geri dönecektir. İnsanlara üzerinde yapılan çalışmalarda ilginç bir takım saplamalar ortaya çıkmış. Örneğin ilk lokma ve son lokma arası ne kadar diye sormuşlar. 14.75 saat çıkmış. Çok fazla değil mi? Yani 15 saat yemek yiyoruz demek bu. 9 saatte uyuyoruz ya da başka bir şey yapıyoruz. Yine ortalama açlık süresine bakmışlar. Yani sıvılar hariç yemek yemeden geçen süre 3 saat bulunmuş. Bu da sanırım çok fazla değil. Halbuki yemek aralarına bakarsanız bu süre daha yüksek. Demek arada bir şeyler atıştırıyoruz. Şimdi siz kendinize bir bakın. Acaba bu soyullara uyumuyor musunuz? Yani sabah ilk lokmanızla akşam son lokmanız arasında ne kadar süre var? Ona bir bakın. Ve kendinize bu grubun içerisinde olup olmadığınıza göre ayrım yapmanızı istiyorum. Tabii ki biyolojik saatimizin kendi içerisinde bir tamir mekanizması var. Uykudu, uyuduğumuz zaman tamir mekanizması çalışıyor. Eğer biyolojik saatimizin aykırı beslenirsek büyük sıkıntılara giriyoruz. Ama eğer biyolojik saatimize uygun beslenirsek neler elde ediyoruz? Bakın liste bir hayli uzun değil mi? Kilo verirsiniz, yağ oranınız azalır, tansiyonunuzu kontrol edersiniz. İnsülin direnciniz toparlar. Mitokondriler daha iyi çalışır çünkü mitokondriler enerji santralidir. Enerjiyi daha iyi kullanırlar. İltihabi reaksiyon azalır. Vücuttaki bütün hastalıkların temelinde iltihabi reaksiyon vardır. Karaciğer yağlanması gene aynı şekilde azalır. Vücut tamamıyla daha verimli çalışır. Bu da sizin dayanıklılığınızı artırır. Sporcular için de geçerlidir bu. Ve kaliteli uyku uyumanızı sağlar. E bu kadar bilinen faydası varken niye biz eski kötü alışkanlıklarımıza devam ediyoruz? Bir de üstüne üstelik biyolojik saate uygun beslenmezseniz kalp damar hastalığına yakalanıyorsunuz. Uygun beslenirseniz kalp damar hastalığı azalıyor. E işin detayında olan bir takım sırlardan bir tanesi de budur. Yani siz istediğiniz kadar diyet yapın, bu kurala uymuyorsunuz, hiçbir şey olmaz. Akşam belli bir saatten sonra yemek yemeyenler süratle kilo verirler. Bir de ağzınıza attığınız her lokma, abur cubur, yemek aralarında yedikleriniz hepsi tüm metabolizmayı başta insülin olmak üzere uyarır ve harekete geçirir. Sanki yemek yemişsiniz gibi sil baştan tekrar çalışmaya başlarlar. Akşam yemek yediğinizde ise vücudunuz uyku pozisyonunda geçmiştir. Artık tamir yenileme, eski hücrelerin atılması, enerji depolarının kontrol edilmesi, sırasında bir de yemek yiyorsunuz ve bu metabolizmanızı ve saatinizi sabot ediyorsunuz. O da işi gücü bırakıp sizin yediklerinizi sindirmekle uğraşıyor. Böyle bir alışkanlık her zaman için kiloya, obeziteye, tip şeker hastalığına ve kronik hastalıkları zemin hazırlar. Bir de bunun üzerine uykusuzluğu eklerseniz işler daha da karışır. Demek ki kuralları basitleştirirsek her şeyden evvel gün doğumu ve gün batımı arasında beslenmemiz daha uygun olacaktır. Akşam eve geldikten sonra ki çalışanlarda biraz sorun olabilir. Yemeğinizi bir saat içerisinde bitirmenizi öneririm. Eğer çalışmıyorsanız evde akşam yemeğini biraz daha erken yemeniz gerekebilir. Saat 8'i son olarak kabul edebilirsiniz. Sonrasında sadece sıvı gıda. Ama televizyon karşısında atıştırıyorsanız en iyisi bu büyük bir kazık attığınızın göstergesidir. Evdeki ışıklar vücudunuza gündüz olduğunu anlatır. Onun için ışıkları azaltmanız gerekir. Televizyon ve cep telefonu bilgisayardan uzak durun biyolojik saatinize kötü mesajlar gönderirsiniz. Hatta mavi ışık diye bir takım uygulamalarla bu bilgisayardaki ışıklar düzenlenmeye çalışılır. Bunların aplikasyonları vardır. Ekteki kaynaklardaki videolara bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir kere gündüz akşama kadar olan dönemde belli bir saati seçtik. O saat içerisinde yedik içtik. Ondan sonra yemeyeceğiz. Tabi Aradaki abur cuburları hiç söylemiyorum. Onlara hiç gerek yok. Sonrasında ise açlık süremizi biraz arttırmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Kahvaltıyı geç yapınız ya da atlayınız. Bu da iyi bir yöntemdir. Eğer sabah kahvaltıyı atlam alışkanlığını gerçekleştirirseniz çok büyük fayda edinirsiniz. Ya da sabah kahvaltısı yapıyorsanız öğle yemeğini atlayabilirsiniz. Ama iki öğüne doğru yavaş yavaş ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü açlık süresinde söylediğim gibi vücudumuz yenileme ve tamirat yapıyor. Eski hücrelerden kurtuluyor otofajı dediğimiz hadise ve depodaki yağları kullanmaya başlıyor. Neden? Çünkü diyor ki bu adam bir şey yemiyor. Ben o zaman depodakileri çıkartıp kullanayım. İşte depodakileri çözmenin en önemli sebebi budur. Açlık sürenizi eğer 12 saati çıkartırsanız bu mekanizma daha iyi çalışmaya başlar. Daha etkin çalışır. O yüzden mümkün olduğu kadar yediğiniz ve yemediğiniz aradaki zaman dilimini biraz açmanız gerekiyor. Şimdi ben hiç şişman, sağlıklı bir insan görmedim. Yani şişmanlık sonuçta büyük bir dert. Kilo fazlası da dert, sonra birikerek daha kötü noktalara gidiyorsunuz. Dünyada görülmüştür ki bütün zayıf insanlar iyi uyurlar, az yemek yerler ve sağlıklarını korurlar. Tabii ki böyle vücut yapacak tarzda bir spor yapmanıza gerek yok. Ama zayıf olmak esastır. Açlık sizi koruyan bir mekanizmadır. Ve aç kaldığınız zaman da kanser dahil olmak üzere korunacağınız pek çok hastalık vardır. Ve ömrünüz uzatmıştır. Bu konuda dikkatinizi çekiyorum. Bir kilo fazlası ileride bu görüntüye neden olabilir. Özetimiz biyolojik saatimize göre besleneceğiz ve açlık süremizi uzatacağız. Aç kalan uzun yaşar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız sefer.